Şöyle, aslında Egevip olarak gayrimenkul e, sektöründe görev alıyoruz. E, özellikle yurt içi ve yurt dışında farklı projeler üretiyoruz. Ağırlıklı konut e, geliştiriyoruz. Bunun dışında ofis, otel, e, alışveriş merkezi, e, ticaret, e, eğitim kurumları gibi çok farklı fonksiyonda projeler üretiyoruz. Ee, özellikle hem müteahhitlik alanında hem de gayrimenkul geliştirme alanında hizmet veriyoruz. Ee, 2012 yılında Avrupa'nın e, en iyi karma konut kullanım projesi olan Batışehir başta olmak üzere e, İstanbul, Modern Yaka, Çamlı Yaka Konakları, Pegakartal, Kartal, East Park, East Tower gibi e, çok farklı fonksiyondaki projeleri geliştirerek aslında ülkemize kazandırdık diyebiliriz. Egeyep olarak aslında özellikle bu pandemi sürecini biz e, çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Ee, özellikle 2021 yılında 3 e, farklı projemizin teslimlerini gerçekleştirdik. Cer İstanbul, Kordon İstanbul ve Çamlıka Konakları projemizin. Ee, 2022 ve e, 2023 yılında ise e, 7 milyar TL'lik 7 yeni projeyle beraber e, yatırım halkamızı e, Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz aslında e, toplantımızda da açıklamış olduk. E, bunların aslında başında İstanbul ve özellikle son dönemde pandemiyle beraber e, tüketicinin talep gördüğü talep ettiği aslında İzmir şehri geliyor. E, İstanbul'da 4, İzmir'de ise 3 tane olmak üzere 7 tane yeni proje gerçekleştiriyor olacağız. E, İstanbul'un e, İsparta Kule, e, Beyoğlu, e, Çekmeköy ve Kasımpaşa bölgelerinde, İzmir'de ise Urla, Dikili ve Alsancak bölgelerinde proje geliştiriyor olacağız. Ocak ayında yine lansmanını yaptığımız e, bu yeni yatırım zincirimizin ilk halkası olan Modern Yaka projemizi e, satışa ve aslında inşaat faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız. Ee, bunun dışında Beyoğlu'nda e, geliştirdiğimiz projemiz e, konut ve ticari ünitelerden oluşuyor olacak. E, Çekmeköy'de geliştirdiğimiz projemiz e, çam ormanlarının arasında 3 e, katlı yapılardan oluşuyor olacak. E, bunun dışında e, Kasımpaşa'da geliştireceğimiz projemiz ise e, tarihi un fabrikası olan bir e, yapı. Biz bunu restore ederek aslında İstanbul'a tekrar kazandırıyor olacağız. E, İzmir'de ise Önceliği Urla'ya veriyoruz. Urla'nın Kekliktepe bölgesinde yaklaşık 80 bin metrekarelik bir arazi üzerinde 74 tane villa yapıyoruz. Bunun dışında Dikili'de ise yine yaklaşık 100 bin metrekarelik bir arazi üzerinde villalardan ve otel yapısından oluşan bir projemiz var. Alsancak'ta ise İzmir'in kalbinde, tren garının hemen yanı başında yine konut ve ticari ünitelerden oluşacak bir projemiz var. Bunları da yine bu sene ve önümüzdeki sene içinde hayata geçiriyor olacağız. Özellikle Ege Yapı olarak aslında genelde şehrin merkezlerinde proje geliştirmeyi seviyoruz. E, Isparta Kule bölgesi ise aslında son dönemlerde e, İstanbul'un 3. yakası diyebileceğimiz bir bölge haline geldi ve şehir artık yapılaşmada o tarafa doğru kaymaya başladı. E, çünkü bu, bu bölgede daha fazla aslında planlanmış yapılaşmayı görebiliyoruz e, Isparta Kule bölgesinde. E, bizim de aslında Ege Yapı olarak tercihimiz e, bu bölge oldu. E, lokasyonun en değerli arazilerinden bir tanesindeyiz. Hemen Tem'in yanı başındayız. Projemizde yaklaşık olarak 91 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip. Toplamda 462 konut ve 53 tane ticari üniteden oluşuyor. Bütün aslında bloklarımız panoramik göl manzaralı. 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar da farklı tipolojilerde üniteler üretiyoruz. Özellikle tabii yine pandeminin hayatımıza kazandırdığı bir gerçekle beraber açık havaya duyduğumuz özlem sonucunda minimumda 5,5 metrekarelik balkon büyüklüğüne sahip üniteler yaptık. En küçük tipimizde bile minimumda beş buçuk metrekare balkonumuz mevcut. Özellikle Sparta Kule bölgesi aslında buradan daire satın alacak herkese güzel de bir kazanç fırsatı sunuyor. Bölge Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrupa Otoyolu'nun kesişim noktasında İstanbul Yeni Havalimanı'nda yaklaşık 20 metrekare, 20 dakikalık bir sürüş mesafesinde ve Aynı zamanda yapımı planlanan Mahmut Bey Esenyurt metro hattının planlanan yine metro durağına da yürüyüş mesafesinde aslında bu şekilde de geliştirdiğimiz projeden daire satın alan veya da kiracı olarak oturacak tüm sakinlerimize de kısa bir sürüş mesafeleriyle veya da toplu taşımayla ana arterlere kolay bir ulaşma imkanı sunuyoruz. Projemizi yaklaşık 1 milyar 800 e, milyon TL olarak e, yatırım değerine sahip e, şekilde hayata geçiriyor olacağız. E, teslim süresini 30 ay olarak planladık. E, projemiz aslında e, arazi olarak baktığımızda ise e, %30'luk bir oturma sahip. Kalan e, %70'lik alanı ise tamamen yeşil alanlarla ve peyzaj alanına bıraktık diyebiliriz. Egep olarak aslında son dönemde tüm dünyadaki e, gelişen trendleri takip ediyoruz. E, bu da dünyadaki hakikaten son dönemde gelişen trendlerden biri. Yeni nesil e, gayrimenkul yatırım aracı olarak geçiyor. E, The Superior Suites markamızı da aslında bu kapsamda e, servis apartması hizmeti veren e, ve bu şekilde tasarlanan bir bina olarak e, tasarladık ve kurduk bu markamızı. E, bu markayla beraber e, kurduğumuz ve e, ya yaptığımız binamızın ilk teslimini de 2022 yılı sonunda e, gerçekleştiriyor olacağız. Aslında bu marka nedir diye sorarsak gelişen şehir ve iş hayatının ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle kısa ve uzun vadeli konaklamaya imkan sunan bir marka. Şöyle baktığımızda özellikle the Superior Suites'ten daire satın alan kişiler dilerlerse burada kendileri tüm bu hizmetlerden faydalanarak otel konforunda konaklayabilirler ya da kurduğumuz işletmeye uzun ve kısa vadeli kiralama hizmeti sunacak şekilde de kiralayıp işletmeye verebilirler. Bu kapsamda da aslında satın alan kişilerde yeni nesil bir gayrimenkul yatırım aracı sunmuş oluyoruz. Çok daha kısa vadede dönüş oranları elde ediyoruz diyebiliriz. Biz de 2022 yılı sonunda ilk olarak faaliyete aldığımız binamızı işletmeye açacağız. Bu kapsamda ilk projemiz Kordon İstanbul'un 3. etabında yer alıyor olacak. Yaklaşık 133 tane bağımsız bölümümüz var. 1 artı 0, 1 artı 1 ve 2 artı 1 ünitelerinden oluşacak. The Superior Suites markamızı aslında sadece Ege Yapı'nın kendi projelerine değil, farklı projelerde de yer alarak ilerletmek ve büyütmek istiyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız şu an hala da devam ediyor. Aslında Ege Yapı olarak uzun yıllardır sektördeyiz. Ve hani aslında ekonomiye baktığımızda da gayrimenkul sektörünün her zaman olduğu gibi aslında ekonomiye katkı sağlayan lokomotif sektörlerden biri olduğu aşikar. Yine aslında aynı şekilde devam ediyor ekonomiye katkısı da sektörümüzün. Biz de aslında Ege Yapı olarak özellikle geçtiğimiz günlerde de açıkladığımız bu yeni 7 tane projemiz kapsamında bu sene %30'luk bir büyüme hedefliyoruz. Bu 7 yeni projemizle beraber de yaklaşık 1700 kişilik bir istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bizlerin de hem sektörü hem de ekonomiye katkısı devam ediyor olacak. Özellikle pandemiyle beraber hepimiz sadece gayrimenkul sektörü çalışanları ve hizmet verenler değil bütün dünya çok yeni şeyler öğrendik. Hmm. Aslında biz de Egep olarak bu süreci çok iyi değerlendirdik. Bütün şantiyelerimiz aktif olarak ilerledi. Hiçbir projemizi durdurmadık. Tabii ki yavaşlamalar söz konusuydu. Ama bu da tabii bir gerçektir ki pandemiyle beraber özellikle tüm inşaat malzemelerinin üretim tedarik zincirleri ciddi anlamda olumsuz etkilendi burada yaşanan tedarik zincirlerdeki sürelerin uzaması fiyat artışlarına sebep oldu. Aynı zamanda tabii ki para piyasalarındaki dalgalanmalar son dönemlerde karşılaştığımız döviz kurlarındaki artışlar hareketlilikler de bu maliyetleri ciddi anlamda etkiledi. E tabii inşaat maliyetlerindeki artışların da yeni yapacağımız